Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Herkese günaydınlar. Ben Perihan Tantu. İlk seansa hoş geldiniz. Evet, haftanın son işlem günündeyiz. Zaten haftaya da önümüzde kısa bir hafta olacak işlem günü bakımından. Bu hafta bildiğiniz gibi aynı zamanda haftalıkta kapanış yapıyor olacağız. Evet, dün Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. Piyasanın beklendiği üzere piyasanın beklentilerine paralel bir şekilde Merkez Bankası herhangi bir faiz değişikliğine gitmedi. Bugünün gündeminde önemli gündemimiz aslında ABD tarafında. ABD tarafında bugün tarım dışı istihdam rakamları, saatlik ortalama kazançlar, yine beklenecek önemli veriler açısından diğer taraftan da baktığımızda bu verilerin aynı zamanda dolar endeksi ve dolar endeksine dolar Türk lirası üzerinde etkili olmasını da bekleyebiliriz. Evet, hemen gündemimize geçelim. Baktığımızda aslında sabah saatlerinde piyasalarda risk iştahının yüksek seyrettiğini ve borsalarında yeşil olduğunu söyleyebilirim. Haberlerle başlayabilirsek eğer, piyasa özeti diyelim. Piyasa özetimize baktığımızda BIST 100 endeksinin güne yükselişle başlamasını bekliyoruzlar. Buy Global yurt dışı tarafı da zaten bunu destekler nitelikte. Dün az önce bahsettiğim gibi Merkez Bankası faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Toplantı metnine baktığımızda önümüzdeki dönem para politikasının enflasyona göre şekilleneceği mesajının ise korunduğunu görüyoruz. Fakat metne baktığımızda aslında bazı kesimler tarafından şahin olarak nitelendirse de kesinlikle şahin olduğunu düşündüğüm bir metin değildi. Bunu da hemen eklemek istiyorum. Verilen mesajlardan PPK'nın faiz indirimi konusunda aceleci olmayacağını da böylelikle anlamış olduk. Genel olarak piyasa için olumlu değerlendirdiğimiz karar sonrasında BIST 100 endeksinde pozitif hareketlilik görüldü. Özellikle 50 günlük ortalamamızı takip etmiştik. Biliyorsunuz 1430 puan seviyesi. Onun üzerine gördük ama bir türlü kalıcılık sağlayamadık. Onu da hemen ifade edelim. Önümüzdeki ay gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Biden görüşmesine kadar olan süre içerisinde ekstra olumsuz bir haber akışı çıkmazsa para politikasındaki sıkı duruş ve vaka sayılarındaki azalmanın BIST 100 endeksi tarafında olumlu yansımasının devam edeceğini düşünüyoruz der Buy Global. Şimdi teknik seviyelere geçtiğimizde endeks dün direnç seviyelerinde yine günü kapatmış oldu. Az önce söylediğim gibi bu direnç seviyesi 1430'lu, üzerini gördük ama üzerinde kapanış alamadık. Önemli olan üzerinde kapanış almak. Tam o seviyenin altında kapanış gerçekleştirdik. Şimdi 1400'ün üzerinde eğer kalabilirsek zaten gitmek isteyeceğimiz seviye BIST 100 tarafında 1444-45 seviyeleri olacak. Olası geri çekilmelerde 1416-20 bandını takip edeceğiz. Buranın üzerinde kalıcılık sağlayabilmek de oldukça önemli olacak. Az önce ifade ettiğim gibi ABD'de tarım dışı istihdam verilerini bugün mutlaka takip ediyor olacağız. Yurt içi tarafına baktığımızda ise gündemin sakin olduğunu da ifade edebilirim. Buradan hemen Viyop cephesine geçelim. Oradaki teknik seviyeleri de konuşalım. Viyop tarafına baktığımızda Viyop teknik bülten diyelim. Dün Amerikan Merkez Bankası Fed'in yarı yıl finansal istikrar raporu yayımlanmıştı. Raporda emtia fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekilmesine karşın hafta içerisinde bazı Fed üyelerinin enflasyondaki artışın kalıcı olmayacağını düşündüklerini belirtmesi piyasaları rahatlattı. Vadeli endeksler bu sabah az önce ifade ettiğim gibi alıcılı. Bugün ABD'de koronavirüs destek paketinin etkilerinin izleneceği Nisan ayına ait tarım dışı istihdam değişimi ve işsizlik oranlarını yine takip ediyor olacağız. Çarşamba günü açıklanan özel sektör istihdam değişimi rakamları beklentilerin bir miktar altında kalsa da gösterilen güçlü yükseliş piyasalarda destek sağlamıştı. Yurt içinde dediğim gibi Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. Peki Viyop'ta nereyi takip edeceğiz? 1510 seviyesindeki dirençlerin geçildiğini görüyoruz. Şimdi 1510 puan seviyesi üzerinde izleyeceğimiz seviyeler 1531 ve 1545 seviyeleri olacak. Artık her sabah konuştuğumuz gibi geçtiğimiz dirençler bundan sonra bize destek olarak yine etki ediyor. O yüzden 1510 puan seviyesinde geri çekilmelerde izliyor olacağız. Evet, dolar Türk lirasına bakacak olursak kurda 8.20-25 bandını destek olarak izleyeceğimizi belirtmiştik. 8.20-31 bandı içerisinde burada dalgalanmanın da devam edeceğini söyleyebiliriz. Yakın vade kontratlarına baktığımızda ise 8.35 seviyesinin destek
destek 8.41 seviyesinin ise direnç olduğunu söyleyebiliriz. Ve ons altın cephesi diyelim. Ons altın tarafında 1760 dolar üzerinde ons altının zaten pozitif olduğunu hep söylemiştik. Ve nitekim 1800 doları da böylelikle ons altın dün geçmiş oldu. İzleyeceğimiz seviye ise orada 1840 dolar seviyesi. Ve evet efendim, Borsa İstanbul'u açıyoruz. Böylelikle %0,48'lik yükselişle başlıyoruz yeni güne. Az önce de ifade ettiğim gibi aslında bugün aynı zamanda haftalık kapanış da gerçekleştiriyor olacağız. 1430 puan seviyesini önemsiyoruz çünkü orada da 50 günlük ortalamalarımız var. Sonuçta burada da ciddi bir maliyetlenme bölgesi burası. Şu an itibariyle, yani açılış itibariyle bu seviyenin, bu direncin üzerinde açmış görünüyoruz. Fakat az önce de ifade ettiğim gibi dün de bu seviyenin üzerine görmüştük. Önemli olan bugün seans sonunda 1430 puan seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirebilmek. Peki %0,48'lik yükseliş var dedik. Neler yükselmiş, neler düşmüş, biraz da bunu konuşalım. Bankacılık endeksine baktığımda %0,46'lık yükselişle açıldığını görüyorum. Sanayi tarafında %0,67, holding endeksinde %0,49, ulaştırma endeksinde %0,75 ve teknoloji endeksinde ise %0,41'lik yükselişler olduğunu görüyorum. BIST 30 cephesine baktığımızda yine düşenler çıkanlar diyelim. BIST 30'da en iyi performansı şu an Koza Altın gösteriyor. Açılış itibariyle %2,86'lık yükseliş var. Petkim'den çok iyi bir bilanço geldi ve açılış itibariyle %2,32'lik yükseliş söz konusu. Pegasus'u görüyoruz burada %1,5'a yakın yükselişle. Bunu Yapı Kredi Gübre Fabrikaları takip ediyor. Negatif tarafta açan iki hissemiz var. Kardemir'de dün tavana yakın bir fiyatlama gördük zaten orada. Minik bir realizeyle açılıyor %0,12'lik geri çekilmeyle. Yine BİM tarafına baktığımızda negatif tarafta açan bir diğer hisse de BİM %0,91'lik düşüşle açıyor diyelim. Bu iki hisse haricinde kalan 28 hissenin BIST 30'da pozitif tarafta açıldığını da yine ifade edebilirim. Evet, buradan şimdi hemen tekrar Buy Global'e dönmek istiyorum. Çünkü konuşacağımız daha çok şey var. Özellikle günlük hisse önerilerine de bakmak istiyorum. Günlük hisse önerilerine baktığımızda ki artık hisse bazlı hareketlerin ne kadar ön planda olduğunu net bir şekilde zaten görüyoruz. Günlük hisse önerilerinde burada şişeyi görüyoruz. Alım aralığı 7.60-62, satış aralığı 7.73-75 seviyesi, zarar kes seviyemiz ise 7.52. Ve Türk Telekom var. Alım aralığı 6.70-75, satım aralığı 6.88-90, stop loss seviyemiz ise 6.60. Koç Holding'i görüyoruz burada. Alım aralığı 18.70-18.80, satış aralığı 19.30-35 ve stop loss seviyemiz ise 18.40 seviyesi. Diğer taraftan şok marketleri görüyoruz. Şok marketlere de baktığımızda yine alım aralığı 12.45-12.50, satış aralığı ise 12.75-12.79, stop loss seviyemiz ise 12.20. BİM diyelim. BİM tarafına baktığımızda alım aralığı 65.85-66.10, satış aralığı ise 67.67.20, zarar kes seviyemiz ise 65 TL seviyesi. Bir geri gelebilirsek eğer, bugün de açıklanacak önemli bilançolar var. Bizimle başlayan haberi açabilirsek eğer, bizim İşçe ve Enka'nın bugün seans sonu yine finansallarını açıklamasını bekliyoruz. Bizim tarafına baktığımızda konsensus net kar beklentisi 3.7 milyon TL, İşçe tarafında 1 milyar 640 milyon TL'lik net kar beklentisi var konsensus olarak. Enka İnşaat'ta ise konsensus net kar beklentisi 235 milyon TL. Bir de tekrardan haberler kısmına geri gelebilirsek eğer, iki tane yine haberden bahsetmek istiyorum ama haberlerim aşağıda dünün haberi. Çünkü TAV tarafında Nisan 2021 trafik verileri geldi. Hemen ona da bakalım. Bu arada haberimiz nötr. Nisan 2021 dönemine ait yolcu trafik verileri açıklanmış oldu TAV tarafında. Buna göre iç hatlardaki yolcu sayısında aylık %18 oranında düşüş gerçekleştiğini görüyoruz. 1.6 milyonluk yine yoldu sayısına böylelikle ulaşılmış oldu. Öte yandan dış hatlarda yolcu sayısı aylık %30 oranında artış gösterdi ve 682 bin yolcu olarak gerçekleşmiş oldu. Bu verilere göre TAV Havalimanı'nın işlettiği havalimanlarının Nisan 2021 dönemindeki toplam yolcu trafiği 1.74 milyon yolcuya ulaşmış oldu diyelim. Haberin nötr olduğunu da ifade ettik. Geri gelebilirsek eğer, dün para ve banka istatistiklerini takip ettik. Yurt dışı yerleşkelere baktığımızda
Neler, hangi 23-30 Nisan tarihlerine bakacağız tabii burada. 30 Nisan haftasında gerçekleşen işlemleri burada konu ediyor. Dün açıklanan verilere göre hem hisse senedi hem de iç borçlanma senedi tarafına baktığımızda ikisine de para girişi olduğunu görüyoruz. Yalnız para girişleri aslında bir miktar daha ne diyelim yatay. Çünkü çok daha hani ciddi bir para girişi değil ama yine de para çıkışının olmadığını söyleyebilirim. Hisse senedi tarafında nette para girişi 32 milyon dolar. İç borçlanma senetlerinde ise nette 33 milyon dolarlık para girişi olduğunu hemen notlarımıza eklemiş olalım. Çünkü uzun bir süredir hisse senedi tarafında da ciddi bir para çıkışı olduğunu görüyoruz ama para girişinin çok da minimal olduğunu söyleyebilirim. Evet, bugün şimdi her cuma olduğu gibi sevgili Engin Küçük bizlere eşlik edecek ve Viyop tarafındaki yine birazcık daha finansal okuryazarlığımızı arttırmak için detayları konuşacağız Engin'le. Engin merhaba, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Perihan. Engin, şimdi Viyop'la ilgili güzel de sorular var elimde aslında gelen. Şimdi önemli detayları konuşacağız ama oraya geçmeden istersen hemen bir piyasalara bakalım. Malum dün Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. 1430 puan seviyesi önemli dedik. Şu an açılış itibariyle de 1430 puanın üzerindeyiz. Nereyi takip edelim? Piyasa tarafında hani bir miktar daha olumlu tarafta olduğumuzu ifade edebilir miyiz Engin? Hem Viyop tarafına bakalım teknik anlamda hem de BIST 100 tarafına istersen. Evet, Merkez Bankası dün faiz kararı zaten beklendiği şekilde değişmemişti. Ama metinde piyasa erken faiz indirimlerine gidilmeyeceğini, gevşeme adımlarının yıl sonuna kadar yapılmayacağı şeklindeki sinyallerle yorumlara neden oldu. Bunun gerekçesi olarak da hem politika kredibilitesindeki toparlanma hem de dezenflasyon sürecine destek olarak vurgulandı. Şimdi enflasyon tarafında tabii Merkez Bankası risklerin farkında olduğunu, emtia fiyatlarında yükselişlerin yaşanmaya devam ettiğini, sıkı duruşun yerine tahmin patikasındaki düzelmeye kadar duruşlarını koruyacağını ve gevşeme yapmayacağını söyledi. Şimdi bundan sonraki dönemde ne olacak? Kısaca ona bir söylemde bulunmak istiyorum. Yine emtia fiyatlarındaki artış, kurdaki eğilim, tam kapanma sonrasındaki maliyet baskılarının boyutu, Nisan ayı enflasyonunun zirvede olup olmayacağını bir kere bize gösterecek. Bu da önümüzdeki fiyatlamaları belirleyecek bir faktör. Yine zaten pazartesi günü enflasyon rakamları açıklandığında TÜFE ile ÜFE arasındaki de fiyat makası ÜFE lehine açıldığında önümüzdeki dönemde TÜFE'deki fiyat artışlarına ÜFE maliyetleri yansıtılabilir. Bu da Merkez Bankası'nın faiz artırımı ya da faiz indirimi, faiz kararı konusunda indirim bakımından elinin zayıflatacağını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu bilgiler ışığında sonbahar aylarına kadar, yılın son çeyreğine kadar bir faiz indirimi genel piyasada olmayacağı yönünde hakim. Ama dediğimiz gibi tahmin patikasındaki düzelmeler belki yaz aylarında sembolik bir indirime gidebilir. Evet, bu bilgiler ışığında şimdi önümüzdeki dönem peki Merkez Bankası toplantısı da bitti. Piyasalar neyi fiyatlayacak? Yön ne tarafı olacak kısmına gelince Merkez Bankası kararı geçti. Merkez Bankası piyasaları biraz olsun iç tarafta rahatlatmış gözüküyor ama bunu hem iç hem dış tarafta bakmak lazım. Şimdi dış tarafta vaka sayılarının boyutu, yine aşılamanın seyri, yine kısıtlamaların kaldırılması ile ekonomilerin toparlanma çabaları ve bu çabaların verilere yansımasını takip edeceğiz. Yine Merkez Bankası'nın ekonomi toparlanmalarına desteklerini, duruşlarını izleyeceğiz. Nitekim Amerika'da enflasyonun fiyatlanmaya başladığı şu dönemde yine Amerikan tahvil faizleri ve dolar endeksi piyasadaki önemini koruyor. Çünkü buradaki seyir hem borsalar hem kur tarafında hem de emtia fiyatları üzerinde etkisini sürdürmekte. Bunları takip edeceğiz. İç tarafta neye bakacak derseniz, iç tarafta dünkü faiz toplantısı sonrasında aslında piyasaların biraz eli rahatladı gibi duruyor. Ne olacak önümüzdeki dönemde? Şimdi olduğu gibi yine bilançolar gelmeye devam edecek. Bilançolar iyi geliyor ve fiyatları hisse bazlı yansıyor. Önümüzdeki dönem bilançoları takip edeceğiz. Yine kapanma sonrasında ekonomik toparlanma, kısıtlamaların da vakasların azalmasıyla beraber kısıtlamaların kalkması sektörel bazda, ulaşım, turizm gibi sektörel bazda fiyatlamalara sebep olacak. Bu da endekste bunlar bir itici güç olarak gözüküyor. Tabii
önümüzdeki dönem haber akışı olarak bir Merkez Bankası'nın enflasyon artık Mayıs ayı enflasyon toplantısı haricinde ne var? Bir bilinmeyen bir Halk Bankası davası var. Halk Bankası davasının haricinde 14 Haziran'da NATO zirvesi olacak. Yine orada Biden-Erdoğan görüşmesinden çıkacak kararlar da piyasa fiyatlamalarında önemli rol olacak gibi, rol oynayacak gibi duruyor. Eğer orada olumsuz bir sonuç çıkmazsa önümüzdeki dönem piyasa bence yukarı yönlü bir ivmelenme olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki öyle çok sağlam bir çıkış, yukarı yönlü bir hareket olması için hacimlerin artması, bankalar öncülüğünde alımların genele yayılması gerekiyor Perihan. Bu aşamada istersen biraz daha BIST 100'de VIO 30 endeks destek dirençlerine bakalım. Az önce sen de söyledin, 1430 direnç seviyesine yaklaştık. 1430 seviyesini kıramadık ama onun etrafında dönüyor. Eğer onun üstünde hamle yapabilirse piyasa, yurt dışı piyasaların da desteğiyle, çünkü iç tarafta şu an kötü bir beklenti yok, 1445 seviyesine doğru bir yönelme olabilir. Yine 1430'u kıramadığımız durumlarda 1415 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşayabiliriz. VIO 30 tarafında da yine 1510 direnç seviyemiz vardı. Bunun üstünde kapanış gerçekleştirdik. Eğer bu kapanışı burada koruyabilirsek burada da 1545 seviyesine doğru bir yönelme, 1540-1545 seviyesine doğru bir yukarı yönlü hareket yaşanabilir. Yine aşağıda 1510 desteğini, 1510'a yaklaşımlarda burayı kırması durumunda da 1495'lere doğru bir geri çekilme yaşayabiliriz Perihan. Peki Engin, aslında birazcık da döviz tarafını konuşmak istiyorum. Kur tarafını daha doğrusu. Evet. Neden? Senin de az önce ifade ettiğin gibi bugün tarım dışı istihdam rakamlarını takip edeceğiz. Çünkü kur bacağında hem TL hem dolar kısmını takip ediyoruz. Bu işin dolar kısmı. TL kısmında dün faizler sabit bırakıldı ve an itibariyle 8.30 seviyesinin altında 8.27'lerde fiyatlandığını görüyoruz kurun. Genel olarak kur tarafında beklentin nedir? Şimdi kur tarafında yani son zamanlardaki bu Amerikan faizli ve dolar endeksi bir kere önemini koruyor. Yani bu birinci sırada. Dolar endeksinin 91 üzerindeki veya altındaki hareketleri, kurdaki hareketleri de belirliyor. Yani orayı bir kere takip edeceğiz kurda. Yine enflasyon görünümündeki bozulma, CDS'lerdeki yükselme de kur tarafı için tabii olumsuz bir etki gibi gözüküyor. Bunları takip ediyor olacağız. Tarım dışı istihdam verileri bugün önemli söylediğin gibi. Çünkü orada gelecek veriler o tarafta enflasyonun yükselmesine doğru işaret öyle bir sinyal getirirse bu durumda dolar endeksinin yükselmesine ve dolar kuru tarafında da negatif baskı yapmasına, TL lehine negatif baskı yapmasına neden olabilir. Onu da takip edeceğiz. 8.30-35 bandına sıkışmış bir dolar vardı son bir hafta 10 günde izlediğimizde aslında. Dünkü faiz kararıyla beraber 8.30 bandının altına kaydık. Aşağı gelmesi durumundaki hedefimiz 8.20 seviyeleri. 8.20-25 bandında çok sıkışmıştı çünkü. 8.20'ye doğru bir geri çekilme olabilir ama ben çok geri geleceğini düşünmüyorum kısa vadede. Yine üst tarafta 8.30-35 bandının içine girip de yukarı yönlü bir hareket yaparsa da 8.40 ve 8.50'ye doğru kısa vadede bir hareket olabilir. Ama dediğim gibi orta ve uzun vadede enflasyon görünümündeki değişiklikler, bozulmalar diyeyim, CDS'deki yükselmeler ve dolar endeksi ve tahvil faizleri dolar kurunu yönünü belirleyecek gibi duruyor. Yine parite tarafına da bakacak olursak orada da buna benzer bir hareketler var. 1.21.50 seviyesine doğru bir yükseliş yaşamıştı ama işte Amerika'da enflasyonun fiyatlandığı şu dönemde yarın açıklamalarıyla dolar endeksi yukarı seviyelere çıktı. Paritede 1.21.50 seviyesinden 1.20'lere doğru bir geri çekilme yaşamıştı. O tarafta da aynı şekilde 1.20'nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Dolar endeksinin seyrine göre daha da yükselirse 1.20'nin aşağı kırılması durumlarında orada da 1.18 seviyelerine inebiliriz. Üst tarafta da yukarı yönlü bir hareketin başlaması için Avrupa bölgesi, Euro bölgesinin ekonomik toparlanmaları, kısıtlamaların kaldırmasıyla ekonomik toparlanmalar yaşanıyor. Euro'nun güçlenmesiyle yukarı yönlü bir hareketi yaşayabilmemiz için hem dolar endeksinde bir geri çekilme hem de 1.21.50 seviyesinin yukarı kırılması gerekiyor Perihan. Peki Engin, birazcık daha aslında Viyop'la ilgili detaylara geçecek olursak, şimdi Viyop'la ilgili sana sorularım olacak. Özellikle şimdi biz piyasanın çok volatil olduğu dönemlerde Viyop ve spot fiyatlar arasında sapmalar görebiliyoruz. Hatta bu bazen de bir avantaj olabiliyor. Şimdi mesela şunu sormak istiyorum Viyop tarafına, sen şimdi sürekli izliyorsun fiyatları. Herhangi bir sapma var mı? Mesela teorik fiyatın altında işlem gören yine aynı şekilde burada örnek
örnek veriyorum, hani hisseler var mı? Bu sapmaları bir de insanlar, hani yatırımcılar burada nasıl avantaja çevirebilirler? Biraz onunla başlayalım istersen Viyop cephesinde. Evet, şimdi genelde fiyat sapmaları, yani olması gereken teorik fiyattan sapmalar vade sonlarında pozisyon değişimlerinde, yani vade aktarımlarında ve piyasalarda sert fiyat hareketlerinin olduğu zamanlarda daha çok ortaya çıkıyor. Şimdi biz şu ortamda teorik fiyatın altında veya üstünde bir sapma, bir avantaj yakalama fırsatı var mı diyorsan, şu anki fiyatlamalar teorik fiyatın etrafında geziyor. Hem vadeli sözleşmelerin kendi içinde vadeler arası fiyatlamalarda hem de spotla vadeli arasındaki olması gereken teorik fiyattan bir sapma yok. Ancak pay sözleşmelerinde teorik fiyatın altında ya da teorik fiyata yakın giden, spot fiyatı yakın ya da teorik fiyatın altında olan fiyatlar var. Bunların nedeni şu an temettü açıklamaları. Temettü açıklamaları ile Mayıs ayında temettü açıklayacak şirketler var. Yine Temmuz ayında temettü açıklayacak şirketler var. Bunlar işte Anadolu Efes, BİM, Coca-Cola, Şişecam, Ülker gibi hisseler Mayıs ayında temettü açıklayacağı için olması gereken teorik fiyatın altında işlem görüyorlar. Yine pay sözleşmelerinin açık olan son vade ayı alın Temmuz ayında da Türkcell, Telekom ve Vestel bir temettü açıklayacak ve bu temettülerden dolayı olması gereken teorik fiyatın altında işlem görüyorlar. Yani yatırımcılar neden bunlar teorik fiyatın olması gereken teorik fiyatta da altın değil de altında işlem görüyorsa kısmında temettü açıklamalarından dolayı olduğunu bilmeliler. Bunların tabii yatırımcıya bir avantajı ya da dezavantajı yok. Zaten fiyatlara yedirilmiş durumdalar. Ama dediğim gibi hem vade sonlarında pozisyon değişimlerinde diğer vadeye rol etme kısmında ya da sert fiyat hareketlerinin olduğu dönemlerde yatırımcılar vadeli taraftan satıp spot taraftan alarak bunu bir arbitraj avantajına dönüştürebilir. Çünkü bu fırsatları piyasa veriyor. Özellikle pay sözleşmelerinde bu fırsatlar çok oluyor Perihan. Çünkü pay sözleşmelerindeki düşüşler böyle sert fiyat hareketlerinde vadeli çok fazla düşmüyor. Spot taraf satış yese bile vadeli yukarıda kalabiliyor. Biz aslında bu arbitraj kısmını vadeli piyasada iki şekilde değerlendiriyoruz. Bir, vadeli fiyatın üstte kaldığı kısımlar, yani olması gereken teorik fiyatın üzerinde kalarak makasın açıldığı kısımlarda vadeliden shortlayıp spottan alınan durumlarda bir arbitraj fırsatı yakalabiliyor piyasa, ki şu an böyle bir fırsat yok. Onu söyleyeyim. Ben de onu soracaktım hemen yatırımcılar için. Engin, şu anda öyle şu bir fırsat öyle bir varsa fırsat söyle bizlere diye. Evet. Bir de bunun ikinci ayağı var. Daha doğrusu şöyle bir arbitraj fırsatı var. Elinde spot bir hisse bulundurup, bunun tabii vadeli işlem piyasasında bu enstrümanın işlem görmesi lazım. Eğer elinde bulundurduğu uzun vadeli bekletmiş olduğu hisse, eğer vadeli fiyatı bu spot fiyatın altında da ya da teorik fiyatın olması gereken fiyatın altında işlem görüyorsa, buradan da bir avantaj yakalayabilir. Nasıl ki bu, şu an bir örnek var bunun aslında. Pegasus hissesi son bir haftadır, 10 gündür olması gereken teorik fiyatın altında, hatta spotun altından trade etmeye devam ediyor. Bu durumda yatırımcılar nasıl bir arbitraj yakalayabilirler? Hazır Pegasus örneği varken bunun üzerinden gidelim. Elinde orta ve uzun vadeli Pegasus taşıyan yatırımcı elindeki spot hisseyi satabilir. Buradan elde ettiği miktarı faize yatırabilir. Bunun karşılığında aynı büyüklükte vadeli taraftan zaten ucuzdan, spotun altından ya da teorik fiyatın altından maliyetlerini, taşıma maliyetlerini karşılayacak şekilde aynı büyüklükte pozisyon aldığında ve pay sözleşmelerinin doğası gereği ay sonunda fiziki teslimatla o kontratlar hisseye dönüştüğünden ve yatırımcının hissesi geri geldiğinden dolayı yatırımcı hem pozisyonunu korumuş olur, uzun vadede taşıdı, hem de maliyetlerini %2-3-4 oranında aşağı düşürmüş oluyor ki şu an Pegasus yaklaşık %2-2,5 aşağıdan trade ediyor teorik fiyatının. Bugünkü fiyatlamaları henüz bilmiyorum ama birkaç gündür, bir haftadır aynı şekilde bazen 3,5-4'e de ulaşabiliyor. Yatırımcılar bunları da takip edebilirler. Bu şekilde bir arbitraj fırsatından yararlanabilirler. Pay sözleşmeleri haricinde ons altın ve ons gümüş sözleşmelerinde de arbitraj imkanları olabiliyor ama pay sözleşmeleri kadar kolay değil. Çünkü pay sözleşmelerinde aynı platformda enstrümanın hem spotuna hem vadelisine ulaşabiliyorsunuz. Yani Borsa İstanbul'da hem hisse senetleri tarafı hem vadeli tarafında kolaylıkla yatırımcı işlem yapabiliyor. Ama gümüşle ons altın, ons gümüş tarafında aynı şey geçerli değil. Yatırımcının vadeli tarafı çünkü bazen olması gereken teorik fiyatın üstünde kalabiliyor, farklar açılabiliyor.
Şortlasa bile vadeli tarafta spot taraftan alabileceği, kolayca alabileceği bir yer bulması lazım yatırımcının. Borsa İstanbul'da henüz bu olanağa erişmiş değil. Ama bunu yapan yatırımcılarımız var. Burada da bir arbitraj fırsatı yakalanabiliyor dediğiniz gibi böyle sert fiyat hareketlerinde. Engin, şunu da sormak istiyorum. Aslında VIOP tarafının yani vadeli işlemlerin de ortaya çıkış nedenlerinden birisi aslında hedge. Yani yatırımcıların ya da burada işte pozisyon açanların kendilerini hedge etmesi. Tabii şu an geldiğimiz nokta bunun trade kısmı da var. Artık trade için de kullanılmaya başlandı ama birazcık hedge kısmını konuşalım istiyorum. Yani sen de gözlemliyorsundur. Mesela VIOP tarafında yatırım yapanlar bunu daha çok hedge için mi kullanıyorlar yoksa VIOP tarafını trade etmek için mi kullanıyorlar? Ve şunu da sormak istiyorum. Peki hedge için kullananlar da hangi sözleşmelerde hedge yapmak daha mantıklı olabilir? Evet, aslında sözleşme bazında bakmak lazım ona. Bizim VIOP piyasasında bir kere endeks sözleşmeleri en fazla işlem hacmi olan, yani başladığından beri piyasayı domine eden hacim bakımından ve yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği, alım satımı daha kolay olan piyasa yönünü gösterdiği için bir enstrüman ama endeks sözleşmelerinde hedge amaçlı işlemler yapılmıyor. Yani benim bildiğim kimse yapmıyor. Şu an orada hedge amaçlı işlemlerin zaten yapılabilmesi için bireysel yatırımcı değil de kurumsal yatırımcı bazında işlemler olması gerekiyor. Çünkü birebir endeks sözleşmelerinde hedge işlemleri olmuyor. Bundan yatırımcılardan bize bu konuda çok soru geliyor aslında. Diyorlar ki işte şu hisseleri taşıyorum 30 endeks içinde ama kendimi koruyabilmek için düşüşe karşı ne kadar endeks şortlamalıyım kısmına geliyor bunu. Aslında burada 30 endeks içindeki hisselerin ağırlıklarının hepsi farklı ama taşımış olduğu yatırımcının elindeki hisselerin düşüşüyle endeks sözleşmesinin düşüş korelasyonu aynı olmuyor. Çünkü yatırımcı sanayi hissesi taşıyabiliyor ama bankalar iyi olabiliyor, endeks düşmüyor. Ya da bankalar kötü olup sanayi hisseleriyle piyasaya tutuyorlar, endeks yine düşmüyor. Bu bağlamda birebir endeks sözleşmelerinde hiç fırsatı pek olmuyor. Kurumsal yatırımcılar eğer 30 tane hisse elinde bulunduranlar düşüşe karşı shortlayarak birebir hedge edebilirler ama orada bir hedge imkanı yok. Daha çok sözleşmelerde hedge kısmını döviz sözleşmelerinde kullanıyor. O da en fazla işlem hacmi ve likidite olan dolar sözleşmelerinde yatırımcılar kullanabiliyor. Zaten borsada bu konuları kolaylık gösterdi. Daha önce 6 tane olan vade ayını 16 aya çıkarmıştı. Böylece özellikle kurumsal firmalar volatilitenin arttığı dönemlerde ileride bekleyen açık pozisyonları için kurumsal firmalara vade ayı seçeneğini artırmış oldu. Peki bunu kullanıyor mu kurumsal yatırımcılar? Kullanan kurumsal yatırımcılar var fakat çok geneli yaygın değil. Özellikle VIOP tarafında açılan hesaplardan baktığımızda çok kullanılmıyor. Tabii bunun tezgah üstü piyasası da var. Bankalar üzerinde forward opsiyon işlemleri de yapabilirler ama dediğim gibi çok yaygın değil. Bu kısmında finansal okul yazarlığında çok gelişmiş olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz bunu pandemi öncesinde İhracatçılar Meclisi öncülüğünde Borsa İstanbul ve Aracı Kurumlar Birliği ile bazı aracı kurumlar içinde global menkul değerlerin de olduğu, yani benim de katıldığım Anadolu'daki kur riski seminerlerine gittiğimizde gerçekten ilginin fazla olduğunu ama finansal okur yazarlığın çok az olduğunu gördük. Özellikle 2018 kur krizinden sonra aslında orası bir milat oldu. Firmalar daha çok kur riskini hedge etme işine giriştiler. Şu dönemde dediğim gibi hedge işlemlerini sadece döviz sözleşmelerinde kullanıyorlar ama çok kullanan var mı? Yok. Sadece orada oluyor. Birçok avantajı var aslında vadeli işlem ve opsiyon piyasasının. Açıkta bekleyen pozisyonlarını volatilitenin arttığı dönemlerde bence kurumsal yatırımcılar hiç tereddüt etmeden bir kendi sigortalama işlemi yaparak ya da future işlemlerindeki riskini sabitleyerek kolayca hedging işlemleri yapabilirler. Hedge işlemlerinde genelde kuyumcular gram altın sözleşmelerinde altın işiyle uğraşanlar da yapıyor, yapmıyor değil. Genele yaygın mı değil ama yapan müşterilerimiz, yatırımcılarımız var. Gram altın tarafında da hedge işlemleri yapılabiliyor Perihan. Peki Engin, biliyorsun şimdi birçok aslında pay sözleşme yine yürürlüğe girdi VIOP tarafında. Zaten onları da tek tek burada açıklamıştık. Doğal olarak pay sözleşmelerin sayısı da artmış oldu. Peki bu hani bunların devreye girmesinden itibaren senin gözlemlerini sormak istiyorum. Yani VIOP'a bunun bir katkısı oldu mu? Yatırımcılara bir avantaj sağladı mı? Yeni pay sözleşmeleri açılacak mı? Var mı bunun bir artısı mesela sence? Aslında var. Şöyle bakmak lazım buna. Hem VIOP tarafından hem yatırımcı tarafından. Hı. Şimdi VIOP tarafında hem yeni bir enstrüman sayısının artması hem de işlem hacminin artması. Evet, çeşitlilik arttı. Hem de işlem hacmi arttı sonuç olarak. Hem de VIOP tarafının büyümesine neden oluyor. Zaten
dikkat ettiğinizde son yıllarda viyo çok hızlı büyüdü. Yani enstrüman çeşitliliğini çok fazla arttırdı, arttırmaya da devam ediyor aslında. Viyop tarafından böyle, yani yatırımcı tarafından baktığınızda da yatırımcının işlem yapacağı enstrüman çeşitliliği artmakla beraber hem de kaldıraç sistemi, yani vadeli piyasaların en önemli özelliği olan kaldıraç sistemini kullanan yatırımcılar, düşük teminatlarla az parası olan yatırımcılar yine buralarda işlemler yapmak için kendilerine enstrüman çeşitliliği yaratılmış oldu. Böyle bir avantajı var. Ayrıca her açılan vadeli işlem sözleşmesinin, pay sözleşmeleri adına konuşuyorum, hem spot tarafındaki hem vadeli tarafındaki işlem hacminde artışlar oluyor. Yani likidite de sağlıyor aslında piyasaya. Niye? Fret işlemlerinin yanında arbitraj işlemleri de yapılabildiği için aslında bir de piyasa yapıcı olduğu için vadeli tarafta bunların hedge işlemlerinin de spot tarafta da yapıldığı için bu piyasa yapıcıların aslında her iki tarafı da likiditenin artmasına sebep oluyor. Yani yatırımcılar hem enstrüman çeşitliliği açısından hem likidite açısından fayda sağlamış oluyor. Benim gördüğüm evet işlem hacimlerine yansıyor. Sonuç olarak 12-13 tane hisse geldiğinde onların işlem hacimleriyle Viyop'taki işlem hacmi artmaya başladı. Bu bizim hacimlerimize de yansımış gözüküyor. Bundan sonra gelecek ve yine pazar yapılanmaları olduğu zaman belli bir dönemlerde pazar yapılanmaları oluyor. Pay sözleşmelerinde genelde yıldız pazar sözleşme pazarda işlem gören hisseler vadeli tarafta açılıyor. Yine bir pazar yapılanması olduğunda belli kriterleri de yerine getirdiğinde bu yıldız pazara girip o hisseler vadeli tarafta işlem görmeye başlayacaktır. Sayının artacağını ben düşünüyorum. Zaten borsada bu konuda çok istekli. Onun haricinde bize çok gelen sorular var. Diyorlar Brent petrol ya da başka bir şey Dow Jones ya da vadelileri bizim tarafta işlem görecek mi? Onunla ilgili gelişmelerde borsayla görüştüğümüzde Brent petrol tarafında çalışmaların sürdüğünü, lisanslama sorunu olduğu bilgilerini bize teyit ettiler. Yani orada bir Brent petrol sözleşmeleri belki önümüzdeki dönemde vadeli işlem, opsiyon piyasasında işlem görebilir. Döviz kontratlarını soruyorlar. Döviz kontratlarında bir hassasiyet, bir kırılganlık olduğu için şu dönemde döviz kontratlarının ben kısa vadede geleceğini düşünmüyorum ama ilerleyen seviyelerde kur ve enflasyon, faiz belli bir seviyeye geldiğinde onlar da tekrar gündeme gelebilir diye düşünüyorum Perihan. Engin çok teşekkür ediyorum yine vermiş olduğun değerli bilgiler için. Her cuma inşallah bu Viyop sohbetlerimize devam edeceğiz ekranlarımızda. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Perihan. Teşekkürler. Evet şimdi hemen bir Buy Global tarafına döneyim çünkü iki tane haber akışım var. Haberler kısmına bir geri gelebilirsek eğer önce kısa vadeli alsat önerisiyle başlayalım. Neden? Çünkü BİM'e eklediğimizi kısa vadeli alsat portföyümüze BİM'e eklediğimizi zaten söylemiştim sizlere. 65 TL fiyattan kısa vadeli strateji portföyünden BİM çıktı. Onu hemen notlarımıza eklemiş olalım. Buradan bir geri gelelim. Bir de Tüpraş tarafına bakalım. Tüpraş'ta teknik hedefi konuşalım isterseniz. Teknik hedef Tüpraş'ta 95 TL. Dün kısa vadeli alsat portföyümüze eklediğimiz der zaten Buy Global Tüpraş ile ilgili kısa vadeli beklentimiz olumlu der. Tüpraş'ın zayıf geçen 2020 yılının ardından ikinci çeyrekten itibaren toparlanma evresine gireceğini düşünüyoruz. Birinci çeyrek sonuçları ve şirketin yine aynı şekilde 2020 yılı dördüncü çeyrek rakamlarına baktığımızda 2021 beklentileri doğrultusunda Tüpraş'ın gelecek çeyreklerde kapasite kullanım oranını %90 ya da ila 95 seviyelerinde tutacağını, üretim ve satış hacimlerinde de artış olmasını bekliyoruzlar Buy Global. Ayrıca rafineri marjlarının önümüzdeki çeyreklerde daha da toparlanacağını düşünüyoruz. Hissede 100 günlük ortalamaların geçtiği 95 TL seviyesi teknik hedef seviyesi olarak izlenebilir der. Burada Buy Global Tüpraş'la ilgili bu kısa notumuzu da sizlerle paylaşmış olalım. Hemen buradan şimdi sevgili Berra Doğaner hocama döneceğim. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar sevgili Perihan. Şimdi hocam dün Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik ama tabii ki nitekim piyasanın beklentisi çerçevesinde gerçekleşti. Herhangi bir faiz değişikliğine gitmedi Merkez Bankası. Akabinde mesela hocam JP Morgan'dan da bir açıklama vardı. Özellikle ilk faiz indirimi için burada Eylül ayını işaret ediyor JP Morgan. Ve der ki birazcık daha politika kredibilitesini ve dezenflasyon sürecinin desteklenmesi için yani bu geç indirim daha avantajlı olabilir TL'ye varlıklar için der. Ne dersiniz hocam? Dünkü metinden nasıl bir çıkarım yaptınız siz? Benim de yorumum tamamen paralel. Zaten konuşuyoruz bunu sizlerle ve diğer ilgililerle. Ben de normal şartlarda
Eylül ayından önce herhangi bir indirim beklemiyorum. Çünkü gerçekten enflasyonun seyrini görüyoruz hep beraber. Bilhassa üretici fiyatlarındaki artış bir hayli göz korkutucu. Bunun tüketici fiyatlarına yansıması herkesi tedirgin ediyor. Belki belirli bir vadede bunu da görebiliriz yavaş yavaş da olsa. Dolayısıyla ben de yılın sonbahardan önce pek bir faiz indirimine gidilebileceğini düşünmüyorum. Politika metni şahin mi değil mi tartışmaları yarattı ama ben de görece şahin olarak bulanlardanım açıkçası. Çünkü yeni eklenen cümle kritikti. Belki o cümle eklenmeseydi daha farklı yorumlara yol açılabilirdi ama enflasyon tahmin patikasında belirgin bir düşüş görülene kadar faizlerin para politikasının mevcut duruşta kalacağını belirtti Merkez Bankası metinde. Dolayısıyla bu da bizi yılın sonlarına doğru atıyor. O yüzden de piyasalar sakin kaldı. Hatta bir parça olumlu bir tepki verdi. Yani metni olumlu okudu diye yorumlayabiliriz. Şimdi hocam bunun akabinde ise tabii Lütfi Elvan'ın da, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan'ın da söylemleri vardı. Dün bir röportajı vardı aynı zamanda. Şimdi yılın geneli ilk çeyrek için %5,5 ila 6 arası bir büyüme, ikinci çeyrek için yine aynı şekilde çift haneli bir büyüme beklediğini ve yıl genelinde ise %5'in üzerinde büyüme göreceğimizi düşünüyorum der. Ne dersiniz hocam? Yani hani bunu yakalayabilir miyiz böyle bir büyüme oranı? Tabii bu büyümeyi yakalarken de aynı zamanda işin hem enflasyon kısmını burada hani soğukkanlıkla dizginlemek var. Diğer taraftan işin kur kısmı var. Büyürken bir de kalkınma kısmı var ki bunları herhalde sabaha kadar konuşsak anca biter gibi ama kısa bir toparlama yapalım isterseniz. Büyüme rakamını yakalayabiliriz. Çünkü dünyada malum çok yaygın aşılamalarla ekonomik görünümler ileriye gidiyor. Hem Amerika'da hem Avrupa'da ekonomik aktivite son derece de hızlı, canlı. Aynı şekilde İngiltere'de öyle. Dolayısıyla biz bunu ihracatımızdan da izliyoruz aslında. Bakarsak hakikaten çok coşkulu ihracat rakamları var. Bu da dünya pazarlarının açıldığını bize büyük ölçüde teyit ettiriyor ve Türkiye'de ihracattaki artışını bir parça bu krizi, Covid krizini fırsata çevirmiş olduğunu da bize gösteriyor. Çeşitli sebeplerle bilhassa başından beri konuşuyorduk biliyorsunuz Covid'in. Ana alıcılar alışlarında çeşitlendirmeye gidiyorlar. Çin'e bağımlılıklarını azaltıyorlar. Tedarikçilerinin çeşitlemesini sağlıyorlar. Hem coğrafik olarak hem ülke olarak. Güçlü bir sanayi ülkesi olarak Türkiye'de taleplerine cevap verebilecek kısıtlı sayıdaki ülkeden biriydi açıkçası. Dolayısıyla bundan faydalandık gibi gözüküyor ve genel olarak bu ihracattaki ivmelenme bizim büyümemizi de destekleyecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın açıkladığı bu %5'li seviyeleri yılın bütününde görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır. Benim büyümeyle ilgili yorumum bu. Kalkınma dediğiniz gibi sabaha kadar konuşabileceğimiz bir konu. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum. Özellikle Georgieva'nın dün yapmış olduğu, IMF Başkanı Georgieva'nın yapmış olduğu açıklamalar bence önemliydi. Şimdi geçen gün Yellen biliyorsunuz birazcık daha Amerika'daki bu enflasyona dem vurarak faizlerin artabileceğini ifade etti. Ama hızlı bir şekilde bu olay toparlandı. Üstü hemen kapatıldı ama Georgieva da dün yine aynı şekilde dedi ki dünyanın yükselen faiz oranlarına hazırlanması gerekiyor dedi. Yani yavaş yavaş bu söylemlerin artıyor olması ne dersiniz? Hani biz Amerika tarafında 2024 belki Fed tarafından işaret ediliyor ama daha mı erken olacak burada faiz artırımları? Diğer taraftan da mesela Fed'den de yine dikkatimi çeken bir açıklama vardı. O da varlık fiyatları risk iştahının azalması durumunda önemli düşüşlere yine gebe olabilir dedi. Şimdi bu açıklamalar birazcık daha hani piyasayı temkinli olmaya çağıran açıklamalar. Nasıl okumalıyız, nereden okumalıyız hocam bu açıklamaları sizce? Perihan Hanım, siz hiç Yellen gibi çok tecrübeli bir hanımın bir iletişim kazası yapmış olabileceğini düşünüyor musunuz? Yok, hayır, sanmıyorum. Bir nabız yoklamasıydı bence hocam.
Kesinlikle. En yumuşak biçimiyle aslında çok mükemmel bir iletişim örneği verdiğini düşünüyorum. oradan başladı uyarılar. Yapması gerekeni yaptı. Akabinde Fed Başkanı Powell'dan bir alt sinyal geldi. Biliyorsunuz en son yayınlanan raporda yine bir uyarı vardı yatırımcılara. Her ne kadar Powell tabii enflasyon baskısını biliyor ama şimdilik geçici olduğunu savunuyor. Bir anda piyasaları bozmak da istemiyor. Ultra gevşek para politikasından çıkmak için istihdam piyasasındaki sorunlara işaret ediyor aslında Powell. Ama yine de finansal istikrar raporunda coşkulu yatırımcıları uyardı. Bazı varlık gruplarında balonlar olabileceğini net bir şekilde ifade etti. Akabinde de IMF Başkanı Georgieva da uyarılar konvoyuna katıldı ve dünyada yükselen faiz oranlarına hazırlanılması gerektiğini söyledi. Bir taraftan da merkez bankalarına çok sert hareketler yapmayın gibi bir çağrıda da bulundu. Tabii bu IMF bilhassa uluslararası bir kurum olarak tüm dünyanın etkilerini düşünüyor. Yani tamam Fed veya Amerikan Hazine Maliye Bakanı tabii ki kendi ülkesi şapkası ile kendi ülkesinin perspektifinden evet. bakarken IMF tüm dünyaya faiz oranlarındaki yukarı eğilimin yaratacağı etkileri düşünüyor ve o yüzden Dünya Merkez Bankalarına çağrıda bulunuyor ki günü gelip bu likidite fazlası çekilmeye başlandığında oluşabilecek tsunamilerin şiddetini azaltsın. Bu üç uyarıyı bir arada değerlendirdiğimizde sorunuza gelince ben açıkçası 2023 hatta belki de gelişmelere bağlı olarak 2022'de bile çok ufak tefek hareketler görebiliriz diye, yani başlangıcı görebiliriz diye düşünüyorum. Şunu da atlamayalım madem konuşuyoruz. Biliyorsunuz İngiltere Merkez Bankası acil durumda kullanılan varlık alımlarının tutarını 4.4 milyar sterlinden 3.4 milyar sterline indirdi. Belki de bunu da ufak bir milat olarak yazmamız lazım bir kenara. Çok ufak bir adım ama evet bir adım. Dolayısıyla ben 2024'lere kadar sürmeyeceğini düşünenlerdenim bu kadar yüksek likiditenin. Hocam o zaman bir dakikalık bir soru sormak istiyorum. Yani peki madem sürmeyecek de biz ne yapacağız? Bu bizim için çok büyük bir, yani hani TL varlıklar için çok büyük bir dezavantaj olacak. Bu işin içinden nasıl çıkacağız peki? Yani o zaman kurda hangi seviyeleri konuşacağız? Burada işte faizler nasıl olacak? Tekrardan bir faiz artırımı döngüsüne mi girmek zorunda kalacağız biz de? Var mı hani gelecekle ilgili planlarınız? Eğer FED faiz artırımı döngüsüne girerse TL'de neler olabilir diye? Bunu tabii geçmişte yaşadık. Bir kez daha bunu tecrübe ettik. Gerçekten Türk lirası varlıklar için çok zorlu bir süreç olmuştu. Buna hazır olmamız lazım. Nasıl hazır olacağız derseniz, hani mümkün olsa bir noktada Merkez Bankası'nın artık rezerv biriktirmesi ihtimali olsa, hani Türkiye üzerinde sayılan riskleri azaltacak, sıralanan riskleri azaltılacak tedbirler alabilme imkanı olsa tabii ki iyi olur. Bana bu kurlar tarafında en büyük sübap çok güçlü yurt içi yerleşiklerin döviz tasarrufları geliyor. Evet, bu faiz oranı ve bu kur seviyesi yurt içi yerleşikleri döviz tutmak iştahından vazgeçirmiyor. Ama öyle bir zaman geldiğinde faizlerin yeterli hızla arttırılmaması durumunda, kurların çok sıçradığı bir noktada biz işte o zaman o büyük stoktan azalmalar görebiliriz. Ben bir tek onu en önemli emniyet sübabımız olarak görüyorum ve bu arada tabii mutlaka Hazine Maliye, bütün Sanayi Ticaret Bakanlığı, bütün bakanlıklar da inşallah bu uyarılardan gerekli sinyalleri alıyordur. Bu bahsettiğiniz orta uzun vadeli politikaları düşünmeye, hazırlamaya başlıyordur. Çeşitli komiteler, komisyonlar var çalışan
yönetimin, mali yönetimin bir takım noktalarında bu konuların artık belki tartışılmaya başlamasının zamanı, belki bu sinyalleri almak bile iyi olabilir. Bunun zamanı hani gelmiş olabilir diyorsunuz yani hocam. Bu tür toplantıların evet. başladığının duyurulması, bu konuda kafa yorulduğunun duyurulması bile iyi olabilir, iyi bir sinyal olabilir diye düşünüyorum. Sevgili Berra Hocam, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz kolay kıymetli gelsin. Bilgiler için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere de kolay gelsin efendim. Evet efendim, böylelikle ilk seansa sonuna geldik. Çünkü süremizi de tamamlamış olduk. Biz şimdi kısa bir araya gidelim. Sonra haftanın bizim için son işlem günü olan son işlem gününde kripto parayla devam edeceğiz çünkü.